İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl kutlamalarında iki gençlik örgütü Mavi Vatan çıkışı yaptı. Türkiye Gençlik Birliği ve Ülkü Ocakları, Yunan ordularının denize döküldüğü İzmir'de Yunanistan'ı uyardı, Mavi Vatan'dan taviz verilmeyeceği vurgulandı. Mavi Vatan bizimdir, 9 Eylül'ü unutma! Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, 9 Eylül günü İzmir'e Türk süvarisinin heyecanıyla Yunanistan halkını uyarmak için geldik, dedi. Mavi vatanımıza, ülkemizi tehdit eden Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi emperyalist bloğuna karşı Türk milletinin kararlılığını açıklamaya geldik. Yunanistan'ın ateşe sürüldüğünü belirten Gençer, 9 Eylül 1922'yi hatırlattı. Türkiye topraklarına, mavi vatanımıza, Kıbrıs'ımıza kılıçla gelemezsiniz. Topraklarımıza, sularımıza kılıçla gelenler kılıçla gider. Yunanistan'ın başında bulunanlar bu tecrübeleri unutmasın. Çanakkale Boğazı'nın derin sularına gömülen Fransız ve İngiliz gemilerinin akıbetine vurgu yapan TGB üyeleri, Yunanistan Başkonsolosluğu'na Bowet zırhlısının sonunun resmedildiği tabloyu bıraktı. Çanakkale Boğazı'nda üzerimize gelen Fransız zırhlısı Bowet nerede? İngiliz zırhlısı Irresistible nerede? O büyük devletlerin çelikten gemileri Türk milletinin gücüyle, Türk ordusunun gücüyle Çanakkale Boğazı'nın dibini boylamadı mı? Amerika, Fransız ve İsrail zırhlarına güvenen Yunanistan yönetimine o zırhların tablosunu armağan ediyoruz. Ülke Ocakları da Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na istiklal için kararlılık yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte 12 adayı temsilen 81 kişiden oluşan 12 sancak grubu yer aldı. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Yunanistan'ın adaları silahlandırarak uluslararası hukuku çiğnediğini söyledi. 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarına göre askerden arındırılması gereken adalar Yunanistan tarafından silahlandırılmıştır. Bu kural tanımazlığın apaçık göstergesidir. Bunun sonucu olarak 12 adanın hukuki statüsü temelden sarsılmıştır. Uluslararası anlaşmaların meşruluğu ihlal ve hatta imha edilmiştir. Yıldırım, mavi vatan vurgusu yaptı, düşmanı denize dökeceğimiz yer yine Ege olacaktır, dedi. Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştu. Yüce Türk milleti bu noktada kararlıdır. Milli yemininden asla ama asla vazgeçmeyecektir. Gerektiğinde şanlı tarihinden ve kahraman ecdadından aldığı ilhamla gözünü budaktan sakınmayacak, dalını kıranın ağacını kökünden sökecektir.